Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeşilköy Boropus fuarındayız. Şimdi güzel güzel tekneleri geziyoruz. Bu arada bize davetiye gönderen arkadaşlarımızı da ziyaret edeceğiz. Evet, 4K Marin burada. Sağ olsunlar bize bilet desteği veren firmalardan bir tanesi. Bakalım ne? Böyle harika tekneleri var. Kamarin olarak geçiyor. Öyle bir şey ki firmaları da karıştırıyoruz ister istemez. Hani diyeceksiniz firmalar karışır mı? Ya öyle bir şey ki çekim yapacağım diye bazen gözümün önündeki güzellikleri fark edemiyorum. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ama teknelerde koyu renk ne kadar ilginç ve ne kadar güzel değil mi? Çok harika. Mesela şöyle, kaç metre bu? 5,5 metre. Yani balık tutmak isteyenler için çok muazzam, çok tatlı, çok dizaynlı bir tekne. İç dizaynı çok güzel. Bunda altta kamera da var. Şimdi bakarız. Kamera önemli. Merhabalar, kolay gelsin. Center Seylik, nasılsınız? Sağ olun efendim, sizler nasılsınız? İyi, Allah aşkına da olsun. Cem, ben de memnun oldum. İçlerinden en beğendiğiniz tekniniz hangisi? Hepsi güzel diyorsunuz değil mi? Benim favorim beyaz. Beyaz olan? Beyaz, evet. Renk olarak evet, ama aynı kalıp mı? Kalıp aynı. O da V-Cat modelimiz. Evet. Bu open modelimiz, kamerasız modelimiz, siyah olan. Evet, evet. Kamera önemli. Ha? Onun yanındaki de Hello mavimiz kameralı, V-Cat modelimiz. Evet. Diğerleri de ikisi de V-Cat modelimiz. Fiyatlarımız ne alemde? Güncel? Şu anda motorsuz 40 bin euro. 40 bin euro. Standart mı yoksa? Full donanımlı. Full donanımlı. Motorsuz sadece görmüş olduğumuz tekne 40 bin euro. Oo, çok güzel. Şuna bakabilir miyiz? Sizin tabii ki. Favorinize. Buyurunuz efendim. Değil mi? En iyi teknenizi siz tarif edersiniz. Buyurun lütfen. Çok sağ olun. Değil mi? Beyaz açıyor. Evet, açı beyaz. Benim favori rengim beyaz. Tavan yüksekliği falan çok tavan iyi. Tavan yüksekliği şöyle, tamamıyla fiber olduğu için evet. Biraz da bir ağırlığımız var. Çalışmalarımıza istinaden bu şekilde mesafeyi düşürüp sallantıyı tamamen kestik. Oh, çok güzel. Arge çalışmalarımıza bu seviyeyi düşürdük. Harika. Bunlar kontrol paneli galiba. Kontrol panellerimiz, teybimiz. Radyo teyip. Aynen. Boss marka 2 tane 200, 4 tane 200'lük kolonlarımız var. Burada. 2 tane saatlerde. Bunlar standart paketli değil mi? Tabii standart paketimiz. Fiyatın içerisinde. Roll bar falan var hepsi. Tabii ki var. Hanımefendinin oturduğu yerdeki orada 220 sahil besleme. Otur biraz sormayın, görünüyor. Orada evet. 220 sahil beslememiz var, krom. Evet. Burada ocak ve lavabomuz var. Oo, her şey hazır burada. Tabii ki, tabii ki. Yani balığa çıktıktan sonra hemen pişirip yiyebilirsiniz. Aynen, aynen. Çok, çok güzel. Aynen. Masa da var şurada. Tabii ki masamız açılıyor. Tamam, açabilir miyiz? Tabii ki. Evet. Buranın da şöyle bir indirimimiz var. Eğer istersek, eğer hani misafirimiz çok olursa. Bunu bu şekilde buraya koyuyoruz. Kapımızı kapatıyoruz. Koyduk. Buraya da bir kişi oturabiliyor. Çok rahat bir şekilde. Bayağı da bir geniş alan. Tabii. Bayağı. Yani yan yana 4-5 kişi çok rahat sığar. Aynen.
D koltuğumuzun altı aynı zamanda saklama gözümüz. Saklama gözü. Oltaklarımızı koyabiliriz, can yeleğimizi, simitlerimizi böyle koyabiliriz. Total boy neydi bunda? 7 metre. 7 metre. 7x55. 7 metreyi iyi şeyler sığdırmışsınız. Aynen aynen. Çok güzel. Kameramızın içerisinde hemen sağ tarafta tuvaletimiz var. Burada. Evet efendim, sağ tarafta. Sol tarafta işte ışıkları yanmıyor mu? Yanıyor efendim. Ben yakamadım. Pardon. Evet, birdeyken yapıyoruz. Evet. Sayfada sayfada şimdi yandı. Evet. Aşağısı da çok geniş. Tabii. Yani iki kişi ya çok hani, rahatlıkla konaklayabilir. Efendim? İki kişi çok rahatlıkla konaklayabilir. Çok rahat bir yatmalı. Şekilde. Eğer hani kafalar bu tarafa geldiği zaman iki tane çocuk oturalım. Evet. Anne baba iki çocuk çok rahat kalabiliyor. Doğru. 60 litre buzdolabımız var. Burada. Tuvaletimiz elektriklidir. Tuvalet derken şeyin altında mı? Dur ben şöyle. Tabii. Hemen sağ tarafta. He, sağ tarafta. Burası. He, tamam, tamam, pardon. Evet. Kilitli çok güzel. Aynı zamanda köşemlerimizin altında sağlı ve sollu ve ön tarafta saklama gözlerimiz var. Evet. Baya baya. Burayı da bu şekilde kaldırdığımız zaman ekstra bir saklama gözü olabiliyor. Hmm, altında bir şeyler saklayabiliriz. Çok güzel. Üstten hatch var mı? Tabii ki hatchimiz var. Aynı zamanda hani havalandırma da olur. Tabii. Üç kişi çok rahat bir şekilde güneşlenme. Burası baya baya geniş. Şöyle yapayım. Şu şekilde. Yani burası bayağı geniş. Evet. Buraya ekstra bir sırtlığımız var. Sırtlığımızı koyduğumuz zaman iki kişi yan yana uzanmıyor. Güneşleri bilmiyor. Evet. Çok harika. En kaçtı bunda? 2.55. 2.55 boyuna rağmen çok çok. Aynen. Çok iyi. 900'lük badem marka ırgatımız var. Hemen onu da gösterelim. Yani ürünlerde kaliteli ödün vermemeye çalışıyoruz. Kromlarımız tamamen 316 paslanmazdır. 316 ise bakımı da kolay olur. Kadar. Tabii. Bu da bunun aynısı galiba, siyah rengi. Bu da siyah, evet. Evet. Peki bunun üzerine güneş paneli koyma imkanı var mı? Tabii ki oluyor. Hani iki tane panelini koyabiliyoruz güneş paneli. Evet, iki tane 400'lü falan çok rahat sığar. Çok rahat şekilde sığıyor. Tabii. Ya da şöyle söyleyeyim, hani öyle bir şey ki bize YouTube'dan hemen yazıyorlar. Hı hı. Üstüne yatıp güneşlenme şansımız olur mu? Bilmem ne gibi. Bunda öyle bir şeyimiz yok. Olmuyor. Çok isterlerse belki sağlamlaştırılabilerek de. Olabilir. Özel istek olabilir. Olarak. Hı, özel istek olarak. Hani spesiyel bir isteğiniz olursa. Tabii. Hani şimdi insanlar fly bridge gibi. Oturayım, şuradan da atlayayım. Aynen, aynen. Evet. Biliyorsunuz ha, istekler bitmiyor. Şu ana kadar talep olmadı. Olur. Olursa da olur. Sağlarız. Böyle bir şey geldiyse olur. Tabii ki yaparız. Ya şimdi mesela biz tekne tanıtımları çekim videolarına gidiyoruz ya, çekimlerine gidiyoruz ya. Mesela diyor ki kaç milimetre kalınlıkta yani fiber? Hiç evet. Soruyor musun? Sormadın mı? Kazık bir soru sordunuz dedim. Ben de sorarım bunu. Mesela bunda kaç santim kalınlıkta gövdemiz var? Alt kabuk dediğimiz evet. 14 milim. 14 milim. Kalınlığında. Evet. Güverte kalınlığımız da 12 milim. 12 milim. Yani şu anda evet. Teknemizin boş ağırlığı 1 ton 200 kilo. Çok iyi. Motorsuz ağırlığı. Ben tonajlı tekneyi seviyorum. Aynen. Zaten tekne tonajlı olması olur. Tabii. Ya hemen yalpaya düşmesin. Aynen aynen. Balık tutmak için hani düşünenlerden dolayı genel soruyorum. Balıkçı teknemizi open modelimizi tercih ediyorlar. Evet, şu. Biraz daha balıkçıya uygun. Hani kameramız olmadığı için. Heh. Bir de kolidor tamamen oltayı sağa sola çekebilmek için. Evet. Vardevalamız biraz daha kısa. İstersen kısa. Onu da inceleyebiliriz. Tamam. Uygun görürseniz. Tabii. Bu open modelinde indikten sonra şey yaparız. Tabii şimdi ki. Ben onlar 11'er dakikalık aralardan çekiyorum videoyu. Anladım. Yani şimdi şöyle izleyenler sıkılmasın. Tabii, Halk Parti izlesin. Tabii ki. İzlesin yani. Tabii ki. Peki bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı da 100 beygir Honda motorla birlikte evet. 620 bin liraya teslim olabiliyor bu şekilde. 620 bin liraya. Hı. Motorum var diyen için ne diyeceğiz?
böyle full aksesuarlı ama motorsuz. Motorsuz dersek bu şekilde normal satış fiyatımız 10.500 euro. Evet. 10.000 euroya biter. Yani ne yapayım? Yani 430.000 liraya. 330 bin liraya. Yani bunda yapısı falan çok güzel. Çok güzel. 555. Yani çok sevimli. 210. Bunda en iyi güzelmiş. Evet. Canlı ama itibarı da yapabiliyoruz buna. Evet. Balık teknesi de olabiliyor. Çok güzel. Üretim yeriniz nerede? Çerkezköy'deyiz. Çerkezköy'deyiz. Belibeşi Oğuzsebe'deyiz. Tekirdağ'dayız. Güzel güzel. Yerli firma. 4K Mari. Evet evet. Yani 5 yıllık bir firmayız. Kalıplarınız falan çok harika. Teşekkürler, sağ olun. Çok güzel. Yani ben şeye önem veriyorum. Şöyle tekniğe baktığınız zaman yandan böyle cetvel gibi durmalı yani. Aynen. Ve cetvel gibi de duruyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tamam, o zaman yan taraftaki o open'a geçelim. Bir open'a bakalım. Buyurun lütfen. Evet, ben de şimdi yavaş yavaş buradan çıkayım. Hatta şöyle kısaltayım. Evet arkadaşlar. Bu şimdiki buradaki çekimimize şu an için son veriyorum. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın.